Evet arkadaşlar, bugün size çok itilaflı bir konu hakkında yemek yapacağım. Menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Bunun çok kavgası var. Ben kendi eski anneannemden aldığım tariflerle size bir menemen yapacağım. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Yalnız deneyin. Mutlaka beğeneceğinize eminim. Malzemelerim çok basit. Bu domatesler, dallı domates. Ufak oldukları için kaç tane? 9 tane domates koydum. Soyuldu, hazır. Güzel oluyor. 2 tane sivri biberim. Bakın arkadaşlar, bunda güzel olmasını istiyorsanız mutlaka sivri biber. Bunları şöyle kesiyoruz. Şimdi bunları şu şekilde ortadan ikiye bölüyoruz. İçine alıyoruz. İsterseniz almazsınız. Şu şekilde yaptıktan sonra tabii ki benden usta bıçak hareketleri beklemeyin. Tak 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 tak. Böyle mümkün olduğu kadar ufak doğruyoruz. Biberlerimizi doğradık. Şimdi aygazımızı, ocağımızı yakıyoruz. Mutlaka çelik tava arkadaşlar. Ya döküm tava, ya çelik tava. Kesinlikle teflon tavada değil. Yağımızı alıyoruz. Şöyle bir yağ. Çok da az değil. Yani birazcık olacak yağ. Evet. Yağımız kızacak. Tabii ki siz birazcık daha az koyabilirsiniz. Biberlerimizi atıyoruz. Şöyle. Şöyle bir biberlerimiz pişmeye başlıyor. Arkadaşlar burada biberi pişirirken bak, ne çok pişiriyoruz ne az. Orta karar. Yani diri kalacak bu biber. Şimdi bunlar pişerken bir zaman domateslerimizi küp küp yapıyoruz. Tabii ki siz daha evvelden hazırlayabilirsiniz. Fakat ben hep böyle yapıyorum. Şu şekilde küp 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 küp. Şimdi benim yapma formülüm esasında şöyle arkadaşlar. 3 taneyi ben kesiyorum. Mesela 9 tane domates, 3 çevirini kesiyorum. Biberleri karıştırırken zaten olmak üzere. Çok pişirmiyor çünkü zaten domatesin suyuyla beraber yumuşacak. Önce 3 çevirini atıyorum. Bir karıştırıyorum. Onlar orada pişerken 3 çevirini daha yapıyorum. Hemen. Hemen aşağı yukarı bu 1 dakika falan sürüyor. Yani 1 dakika arayla 3'te 1, 3'te 1 domates atıyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu attıklarımı da karıştırıyorum güzel. Böyle yediriyorum. Bunları pişerken diğer kalan 3 çevirini yapıyorum. Ama siz baştan kesip 3 parçada atabilirsiniz. Ben böyle bu şekilde çok acelem olduğu vakit bu şekilde yapıyorum. Domatesin iyisi çekirdeklisi. Bunu unutmayın arkadaşlar. Domateste ne kadar çekirdek varsa o kadar güzeldir. Hani o marketlerden beğenmediğiniz domatesler var ya, alıyorsunuz böyle yumuşak yumuşak, ağzı açılmış falan. İşte onlar menemen için ideal domatesler. Ve şimdi bu domatesimizin son kalan parçasını atıyoruz. Dikkat edin. Aygazın altı açık. Bu aşamada İsteğe göre, ama ben öneriyorum bir kaşık pul biber, bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı kırmızı biber, tatlı toz. Evet, ve tuz istedildiği kadar tuzu alalım. Ben de ölçüden göstereyim arkadaşlar. Şöyle.
Bunu karıştırıyoruz. Bir güzel. Şimdi bu işin can alıcı noktasına geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde getirdikten sonra kısa alıyoruz. 10 ile 15 dakika arasında suyunu 3'te 2'si buharlaşana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi domatesimiz 10 dakika en az kaynadı. Kıvamına bakalım. Şimdi tamam. Çok aşınma. Burada 3 parça domatesi atmamızın bir sebebi var arkadaşlar. Burada şimdi domates bir kısmı sos kıvamına geldi. Bir kısmı ufak parçalar, bir kısmı daha iri parçalar halinde. Yani bunun özelliği burada. 3 parçada atmamız sebebi. Eğer tek kere atsaydık domatesi çok sulu olurdu. Ve lapuçka dediğimiz, tabir dediğimiz şey olurdu. Şimdi buna yapacağımız şey gerçekten radikal bir şey. Bir tane yumurta arkadaşlar. Tek. Ve yumurtayı kesinlikle çırpmıyoruz. Kırıyoruz. Atıyoruz. Altını açıyoruz. Altını açtık. Güzel karıştırıyoruz. Zaten çok çabuk pişecek. Böyle devamlı karıştıralım arkadaşlar. Şu anda devamlı karıştırma aşaması var. Beyazları güzel pişsin. Yani bu da bu süreçte en fazla 1 dakika arkadaşlar. Daha fazla değil. Yumurtayı öldürmüyoruz. Ve bingo, altını kapatıyoruz. Şimdi burada bir can alıcı nokta daha var arkadaşlar. Bunu güzel karıştırdıktan sonra 5 dakika yemiyoruz. 5 dakika bu yumurta ağzı açık bir şekilde bu menemen demlenecek. Ve tadına bakacağız. Bir deneyin. Gerçekten o biberin keskin tadını, domatesin keskin tadını alacaksınız. Ve bunu yazın 40 derecede bile yeseniz rahatsız etmez, şişkinlik yapmaz, gaz yapmaz, mide yapmaz. Benim bildiğim eski Balkan göçmenlerinin yaptığı menemen tarifi bu arkadaşlar. Bir deneyin. Yorumlarınızı atın. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi yeme faslındayız. Getirir misin kameraman arkadaşım benim? Bakın arkadaşlar biber, domates, yumurta üçü bir kıvamda nasıl bir duruşu var? Nasıl bir rengi var? Şu kağıdaki renklere bakar mısınız? Can alıcı nokta bu. Bir arkadaşlar buna kesinlikle tereyağı atmıyoruz. Karabiber atmıyoruz. Soğan koymuyoruz. Ve tek yumurta dediğim gibi tamamen domatesin, biberin tadını alıyoruz. Şöyle getiriyoruz. Buraya koyuyoruz. Ekmeğimizle odun ekmeği alıyoruz. Sizin için de atacağım. Kusura bakmayın. Ama herkesin yapabileceği gerçekten çok az bir masrafla çok nefis bir yemek. Sıcak. Afiyet olsun.